Değerli arkadaşlar, toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Önümüzde yine bir seçim var. Seçimler yoldaki yokuşlar gibidir. Bugüne kadar bütün yokuşları tek nefeste çıktık. İnşallah bundan sonraki yokuşları daha rahat çıkarız. Değerli arkadaşlar, ben de hem il belediye başkanımızın, hem ilçe belediye başkanlarımızın, hem il genel meclis üyelerimizin, il genel sekreterliğimizin, valiliğimizin ardına yapmış oldukları hizmetlerden dolayı peşinen teşekkür ediyorum. Gerçekten Ardahan bu manada ciddi bir mesafe kat etti. Bugün itibariyle kilit parke taşla tanışmamış köyümüz kalmadı. Hamd ediyoruz. Sanıyorum Türkiye'de çok az ile nasip oldu bu. Birisi de biziz. Okul sorunumuz kalmadı. Türkiye'de tekli eğitim sistemine geçen 9 ilden birisiyiz. Derslik başına düşen öğrenci sayımız bizim 2023 hedeflerimizden daha iyi. 15-19. Kolejlerde bile böyle bir sayıya rastlayamazsınız. Öğretmen sorunumuzu çözdük hamdolsun. Artık Doğu Anadolu 9 ayda bir öğretmenin gidip geldiği bir yer olmaktan çıktı. 3 yıldır öğretmenlerimiz aynı sınıfa girip çıkıyorlar. Ve bunun meyvesini aldık. Geçtiğimiz liselere giriş sınavında ilk kez Ardahan tarihinde Mahmut Bey Galatasaray Fen Lisesi'ne öğrenci gönderdik. Erzurum'un il birincisi özel bir kolejden çıktı. 464 puan. Ardahan birincisi devlet okulundan 487 puan. Gençlik ve spor alanında bir önceki spor bakanımızı şaşırtacak kadar yatırım aldık. Şu anda bitmiş ve açılışa hazırladığımız gençlik sporcu fabrikamız hemen yanı başımızda. Türkiye'de sanıyorum ilk biten sporcu fabrikamız oldu. Çünkü Bakan Bey yeni atanmıştı. Tebriğe gittiğimizde bir proje üzerinde çalıştıklarını gördük. Valimiz Seyfettin Azizoğlu ile birlikte hayırdır ne çalışıyorsunuz? Böyle bir şey düşünüyoruz deyince ilkini Ardahan'a yapıyorsunuz Sayın Bakan. Nasip bizim işledik sağ olsun. İlkini aldık ve şu anda bitti. Önümüzdeki haftalardan birinde inşallah açılışını yapacağız. Şehir stadyumumuz bitti. Ardahan'da nehir akıyor, kura nehrimiz. Ama Ardahan'da DSİ tesisi yoktu, şubesi yoktu. Şu anda DSİ'nin şubesi açıldığı gibi sosyal tesisleri, idari tesisleri de bitme aşamasına geldi. Değerli arkadaşlar, yatırımlarımızı saymakla bitiremeyeceğiz. Zamanınızı da almayacağız. İster Göle'den başlayın, ister Posof'tan, ister Çıldır'dan, ister Ardahan'dan. Nereye bakarsanız bakın, memleketin karış karış inşa edildiğini, karış karış ihya edildiğini görürsünüz. Çünkü AK Parti olarak inancımız şuydu. Bir toprak parçasını vatan yapan iki damladır. Birisi kan damlası, ötekisi alın teri. Eğer biz bu topraklarda bin küsür yıldır namusumuzla, ağrımızla, örfümüz, töremizle, ezanlarımızla, bayrağımızla yaşıyorsak, bunu hiç kimse bize bedava vermedi. Gökten kucağımıza düşmedi. Her karış toprağına tertemiz şühede kanının bize bırakmış olduğu mirası yaşıyoruz. İşte o kana layık olmak, o kanın hakkını ödemek aynı toprakları alın teriyle sulamaktan geçer. AK Parti esas itibariyle bunu yaptı. Öyle kuru kuruya vatan millet Sakarya'yla bu işler olmadı. Öyle kuru kuru kutlu, ulusal, mutlu kelimelerle bu vatan bu hale gelmedi. Bakın yarın öbür gün dünyanın en büyük projelerinden
Türkiye'nin medarı iftiharı olan 3. Havalimanı açıyoruz. Kanal İstanbul, 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ilk duyulduğunda hatırlayın gezi eylemleri baş göstermişti. Ve gezi eylemlerini tertip edenlerin isteklerine baktığınızda bütün bu yatırımların iptalini istemişlerdi. Esas itibariyle bir ihaneti vatan suçuydu o. Tutuklanıp yargılanmaları gerekirdi. Kimin hesabına çalışıyorlardı? Üçüncü havalimanı açılsaydı hangi ülkelerin varidatı gelirleri azalacaktı? Kanal İstanbul açılırsa ne olurdu? Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılırsa ne olurdu? Bu soruların cevabını onlar iyi biliyorlardı. Dışarıdakiler iyi bildikleri için insafsız avcılara hizmet etmekten zevk alan köpekler memlekette düğmeye bastılar. Hamdolsun hepsini aşağı aşağı geldik. Hepsini aşağı aşağı geldik. Hali hazırda yaşanan kur emperyalizmini de aşacağız. Cemal Kaşıkçı olayını da aşacağız. Türkiye'nin önüne kim hangi engeli koyarsa koysun, engel ne kadar yüksek olursa olsun, hepsini aşacak yüreğimiz, hepsini aşacak imanımız, hepsini aşacak kararlılığımız, hepsini çiğneyecek cesaretimiz vardır. O konuda halkımız ve milletimiz müsterih olsunlar. Değerli arkadaşlar, hali hazırda bir istiklal savaşımız vardır. Bunu bilinçli olarak söylüyorum. İstiklal mücadelesi bitmemiştir. Kurtuluş muharebesi bitmemiştir. Zaman zaman kılıf değiştirir, ad değiştirir, sıfat değiştirir ama bu savaş belli ki kıyamete kadar devam edecektir. Dünyada da bitmemiştir, Türkiye'de de bitmemiştir. Yaklaşık 2 aydır Güney Asya'dan, Uzak Doğu'dan, Hint kıtasından, Afrika'dan Avrupa'ya seyahat yaptım geldim. Bangladeş'i gördüm. Filipinleri gördüm. Moro'yu gördüm. Rohingya'nın mülteci, Müslüman mültecilerin kamplarını gezdim. Serençamlarını okudum. Oradan Senegal'e gittim. Kölelerin toplandığı geri dönüşü olmayan kapıyı gördüm. Afrika kıtasının 400 yıl boyunca nasıl sömürüldüğünü, insanların, gençlerinin, kadınlarının, çocuklarının kölelik yaptıklarını, hangi zor şartlar altında köleleştirildiklerini, 4 asır boyunca insan emeğinin yok edildiğini, Amerika kıtasını Kızılderileri yok etmek suretiyle insansızlaştırıp, Afrika kıtasındaki gençleri köleleştirerek oraya götürüp, kendi tatları zevkleri için şeker pancarı tarlalarından nasıl çalıştırdıklarını, aynı aileden babayı Brezilya'ya, kadını Amerika'ya, oğlu Hollanda'ya, kızı Fransa'ya, bebeği İngiltere'ye köle olarak nasıl sattıklarını, medeniyet dedikleri bu kahvelerin 4 asır boyunca analarından hür doğan insanları nasıl köleleştirdiklerini, nasıl yok ettiklerinin hikayesini bir daha duydum, bir daha gördüm gözlerimle, bir daha duydum kulaklarımla. Kıyamete kadar alınlarından çıkmayacak kara bir lekedir. Kızılderililere ne oldu? Afrika'ya ne oldu? Orta Asya'ya ne oldu? Filipinlere ne oldu? Filipinlerin 60%'ı Müslümandı. Magellan Filipin adasına çıktığı zaman. Şimdi 6%. Magellan'ı bize coğrafi keşiflerin kahramanı olarak tanıtan müfredatların içine sizin adınıza, milletimin adına, medeniyetimin adına tükürüyorum. Bize yalan söylediniz. Coğrafi keşifler dediğiniz şey gariplerin, mazlumların yurdunu talan etmekti. Christoph Kolomb mazlumlara yardım etmek için
için gitmedi. Magellan gariplerin, kurebanın yardımına gitmedi. Silahsız, mazlum, masum insanların yeraltı, gerüstü bütün kaynaklarını gemilerine doldurup kendi kıtalarına taşıyıp kendi kıtalarını cennet yaparken, mazlumların kıtalarını ebedi bir cehenneme çevirmek için yapılan seyahatlerdi, ön keşiflerdi. O yüzden Akif dedi, medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün vicdanına, maskeli vicdanına asrın, tükürün. Kıyamete kadar insanlık tükürecek, vallahi tükürecek, billahi tükürecek. Afrika'ya gidin tüküreceksiniz, Orta Asya'ya gidin tüküreceksiniz, Güney Asya'ya gidin tüküreceksiniz, Avrupa'ya gidip tekrar orada da yüzlerine tüküreceksiniz. Cenevre'den geldim geçen hafta. Kahredersiniz. Senegal'den Cenevre'ye gidin. Birisi cehennem, birisi cennet. Bunun adı medeniyet oldu bize. Bize medeniyet diye yutturdular. Rönesans'ı, sanayi devrimini, endüstri devrimini anlatan kitaplar, müfredatlar, içerikler, konu başlıkları. Hemen altındaki köleleştirmeleri niçin anlatmadınız? Sizin kıtalarınızı, Avrupa'yı, Amerika'yı kimin emekleri cennete çevirdi? Bu soruları sormak hakkımız. O yüzden Kurtuluş Savaşı devam ediyor dedim. Sadece işgal bir takım askeri operasyonlarla sınırlı değil. Askerler gelir, ordular gelir, memleketinizi işgal ederler. Bir süre sonra yerli işbirlikçilerini hazırlar, iktidara getirip defolup giderler. Uyduyla oradan burayı yönetirler. Olmadı darbe yaptırırlar. Mısır bugün o haldedir. Suriye bugün o haldedir. Irak bugün o haldedir. Afganistan bugün o halde yaşıyor. Rusya müdahale etmeseydi Afganistan'da bunlar olmayacaktı. Yazın kırsalda sabah yürüyüşlerinde Afganlı çocukları görüyorum. Çoban 16'sında, 14'ünde, 15'inde yurdunda kopmuş gelmiş, dilini bilmediği, coğrafyasını tanımadığı, kültürünü bilmediği birisine çobanlık yaparak ekmek kazanıp anasına babasına buradan para gönderiyor. Bir değil, bin değil. Bir de kendi çocuğunuzla empati yapın. Rusya emperyalizmi geliyor, Amerika emperyalizmi geliyor. Vatanınızı tarumar ediyorlar. Sizi size düşman ediyorlar. A'cı, B'ci, C'ci diye kampları ayırıp birbirinize vurdurtuyorlar. Sadece size silah satıyorlar. Bugün dünyada üretilen silahın %50'sini sadece Araplar alıyor. %50'sini. Peki bu silahla kime kurşun atıyorlar? İsrail'e mi? Batılı efendilerine mi? Sömürgecilere mi? Emperyalistlere mi? Kime kurşun atıyorlar bu silahlar? Kendi öz ve öz kardeşine. Buna işte dünya düzeni diyoruz. İtiraz ettiğimiz düzen bu. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'e ve benzeri uluslararası teşkilatlara isyanının sebebi bu. Bu bir düzen değil. Bu bir kaos. Bu bir fesat. Bu bir fitne. Bu bir katliam. Bu bir sömürü. Bu bir kölelik. Bu bir işgal. Bunu kim dile getirdi? Türkiye dile getirdi. Tayyip Erdoğan dile getirdi. Dile getirdiği günden beri gökyüzünde sağanak yağışlar gibi belalar yağdırıyor üstümüze. Gezi olmadı 2013. Kobani eylemleri olmadı 2014. 17-25 Aralık. Ondan önceki Şubat. Yetmedi 15 Temmuz darbe girişimi. Bir de başarılı olduklarını düşünün arkadaşlar. Bu güzelim ülke bugün bir Mısır'dı. Daha kötüsü bir Suriye'ydi. Bombaların
patladığını ilk duyduğumda Ankara'da eyvah dedim. Ülkemin 200 yılı gitti. Geriye dönük 100 yıl kazanımlarımız ve gelecek 100 yılımız gitti. 100 yılda düzelemezdik. Çünkü emperyalizm kısa vadeli çalışmıyor. Uzun vadeli çalışıyor. Size burada tam 6 Mayıs 1913 yılında Akif'in yazmış olduğu bir şiiri okuyorum. 100 yılı aştı. Bakın ki bu sözlerin hangisi bugün itibariyle yanlış? Dersin ki daha yeni kalemden çıktı. 1913, Trablusgarp 1911, Bingazi elden çıkmış. Balkanlar elden çıkmış. Yunanlar, Bulgarlar bağımsızlık ilan etmişler. Yeryüzünün efendilerinin katkılarıyla, destekleriyle. Milliyetçilik diye, ırkçılık diye, etnik milliyetçilik diye bir virüs uydurdular. Osmanlı'yı paramparça etmek için geliştirildi bu mikrop. Laboratuvarda üretildi. Nasıl paramparça ederiz Osmanlı'yı? Nasıl paramparça ederiz İslam dünyasını? O yüzden bütün etnik milliyetçiliklerin mimarları, fikir babaları ne Arapçılığın fikir babası Arap'tır, ne Türkçülüğün fikir babası Türk'tür, ne Kürtçülüğün fikir babası Kürt'tür, ne Arnavutçuluğun fikir babası Arnavut'tur. Türkçülüğün fikir babasının adı Tekin Alp'tür. Ama esası Muayyez Cohen'dir. Açın kitapları okuyun. Ama o gün iktidarda bulunanlar üç beyinsiz kafa bunu göremediler. Göremedikleri için tam da düşmanın hazırladığı tuzağa düştüler. Abdülhamid'i tahttan indirdiler, yollarını açtılar ve Osmanlı İmparatorluğu, koca imparatorluk, asırların çınarı 4 yıl içerisinde paramparça oldu. 4 yıl sürmedi. İttihat ve Terakki Partisi, adına bakın, Birlik ve Yükseliş Partisi. Osmanlı'nın vahdetini, birliğini sağlayacaklar ve Osmanlı'yı geliştirip yükselteceklerdi. Ama bu ihaneti göremedikleri için 4 yıl sonra ne ittihat kaldı, ne yükseliş kaldı, ne de kendileri kaldılar. Bugün de aynı şey. 5 yıl sonra Danıştay 8. Dairesi'nin aldığı karar aynı şeye hizmet ediyor. Hala daha gittikleri yanlış yolu göremiyorlar. Evet, şimdi Akif'e kulak verelim. Diyor ki, artık ey milleti merhume, uyan, sabah oldu. Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık kalacak, ne de Türklük. Aç gözünü, dinle Peygamber-i Zişan'ın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşayamaz, yaşayamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mubin. Ne hilafet kalıyor ortada billahi, ne de din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size örnek olacakken hala ne bu şuuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyun. Ben ki Arnavut'um, başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum. Bunu 1913'te yazdı. 1913'te bu mikrop Araplara ciddi manada etkilemiş, hasta etmiş. Araplara Osmanlı'dan ayrılın, büyük Arap imparatorluğu kuracağız size. Sizler ki peygamberin milletisiniz, niye Türklere boyun eğeceksiniz?
Niye onların izinden arkasından gideceksiniz? Şerif Hüseyin'i kandırdılar. Bütün Arapları birleştirip bir Arap imparatorluğu kuracaklardı. Sonra yapacaklarını yaptılar. Şerif Hüseyin'e de Mekke'yi ve Medine'yi riyadı vererek küçücük bir şeyle avuttular. Hepsi kandırıldıklarını anladı ama iş işten geçmişti arkadaşlar. Bugün Arap coğrafyasında sular dinmiyorsa, bugün Suudi Arabistan gibi bir ülke Cemal Kaşıkçı olayıyla bütün dünya rezil ve rüsva edildikse, bugün Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de ağıtlar arş-ı ağlayı inletiyorsa, 100 yıl önce diye göremedikleri için, sezemedikleri için, ferasetleri, basiretleri kapandığı için, küçük şeylere haris davrandıkları içindir. Bundan sonra kaç yıl sürer bilemezsiniz. Suriye'nin 1970'li yıllara tekrar dönebilmesi için bir asır gerekir. Irak'ın 2 asra ihtiyacı vardır. Peki ne umuyordunuz? Ne bekliyordunuz? Domuzdan post, gavurdan dost olmayı mı bekliyordunuz? Değerli arkadaşlar, AK Parti işte böyle bir dünyada yeryüzünün bütün mazlumlarına 1. derecede el uzatıp onların kulağı, onların dili ve onların vicdanı olup meselelerini Birleşmiş Milletler'e taşıyan biricik tek ülkemizdir. Tabir caizse İslam dünyasını bir bedene benzetecek olursak Türkiye o bedenin başıdır. Oklar ve kurşunlar orayı hedef alıyor. Çünkü Türkiye'yi düşürürlerse geri kalan operasyonları zaten kendilerinden olmuş olacak. Bundan dolayı bütün şimşekler bizim üzerimizde. Bütün hileler bize. Ama biz inanıyoruz. Bizim kitabımız وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ der. Uyanık olun. Düşman sürekli hile uyar. Sürekli hileler düzer. Sürekli hileleri kurgular. Ama Allah onların hilelerini başına geçirecek, başka hileler kurar. Bakın Cemal Kaşıkçı olayında tam da böyle bir şey oldu. Cemal Kaşıkçı merhum Türkiye'yi Orta Doğu'nun temeli olarak tanımladı. Uluslararası arenada çok etkili bir gazeteci. Türkiye Orta Doğu'nun temelidir dedi. Bu hem Amerika'yı hem onun uyduları Arap devletlerini, Körfez ülkelerini ciddi manada rahatsız ettiler. Öyle bir oyun kuralım ki bir taşla 2 kuş vuralım. Cemal Kaşıkçı Amerika'da konsolosluğa başvuruyor, Arabistan konsolosluğuna. Evlilik yapacağım, medeni halimi gösterir bir belge verin bana. Çok basit bir şey. Hayır, Londra'ya gideceksin diyor. Londra'ya geliyor, aynı belgeyi Londra'da istiyor. Hayır, Türkiye'ye, İstanbul'a gideceksin. Bu çorap Türkiye'nin başına geçirilecek. Türkiye ile Suudi Arabistan'ı karşı karşıya getirecek. Sonra burada bir operasyon yaptılar. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Ama Türkiye kendi tarihiyle muvazi, kendine yakışır bir şekilde ağırbaşlı, aklı ve vicdanını rehber edinerek milim milim yol aldı, cinayeti Suud yönetimine itiraf ettirdi. Şimdi ceset nerede sorusunun cevabını sağa sola kıvırarak adeta cevap üretmeye çalışıyorlar. Suçüstü yakalandı. Suud yönetimi ve beraber iş birliğine girdiği, iş tuttuğu efendileri, beyazları, emperyalist ülkeler iş başında yakalandılar. Uluslararası bütün televizyonlara bakın.
ana kanallar, ana haberler gündemlerinin büyük bir kısmı Türkiye'nin bu olayı aydınlatmak yolundaki başarılarını seslendiriyorlar. Değerli arkadaşlar, o yüzden diyorum ki AK Parti 1001 başlı kartalı taşımak zorunda kalmış bir kanaryadır. Halim, merhum Necip Fazıl diyor ya, 1001 başlı kartalı nasıl taşır kanarya? Coğrafya ve tarih Türkiye'ye böyle bir rol verdi. Bir kanarya ama 1001 başlı kartalı taşımak zorunda kalmış bir kanarya. O yüzden Rohingya benim derdim diyor. Somali benim derdim diyor. Afganistan benim derdim diyor. Suriye benim derdim diyor. Hele şu muhalefetin iğrençliğine bak. Yıllardır Suriyeli mültecileri aşağılayan, her adım başı, her dakika başı, her sözlerinin başı, niye Suriyelilere yardım ediyorsunuz? Anlamadıkları bir şey. İman tadılmamışsa, muhacir nedir, ensar nedir bilinmemişse, okunmamışsa, insanlık nedir, yardımlaşma nedir, dayanışma nedir, vatansız, harmansız kalmak nedir, az buçuk düşünmemişse, vicdan taşlaşmışsa, akıl dumura uğramışsa, merhamet pınarları kurumuşsa, böyle söylermiş. Ama değilse lokmasını kardeşiyle paylaşır. Antep'teki köylü odasını ikiye bölüyor, öteki bölümüne bir Suriyeli yerleştiriyor. Ne bekliyor bu insan? Allah'ın rızasından başka ne bekleyebilir ki bir mülteciden? Muhalefet konuşunca bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben üzülüyorum, ben kahroluyorum, ben utanıyorum. İyiliği başa kalkmak kadar kötü bir şey olabilir mi? İyiliği başa kalkmak kadar ahlaksızca bir şey olur mu? Bunlar insan ölümden, ateşten, baruttan kaçtılar. Bize sığındılar. Bizim örfümüz, bizim töremiz. Babamızın katili dahi bize sığınmışsa kapımızı kapatmayız yüzünü. Sığınmak nedir? İltica etmek nedir? Hicret etmek nedir? Bunlar bilmezler. Bunların kamuslarında bu kavramlar yer almaz. Bunların sözlüklerinde bu kelimeler yer almaz. O yüzden bilmiyorlar. Allah kendilerini affetsin diyorum. Çünkü Peygamberimiz öyle dua ediyor. Bunlar bilmiyorlar, Allah kendilerini affetsin. Değerli arkadaşlar, konuşacak çok şey var. Önümüzde yerel seçim var. Bakın, biz 2001'de kurulduk, 2002'de iktidar olduk. Hamdolsun bugüne kadar alnımızın teriyle, yüzümüzün akıyla sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya hizmet ettik. Bütün dünyaya. Türkiye'nin elinin değmediği adeta bir kıta kalmadı. Afrika'da hangi ülkeye giderseniz gidin, Asya'da nereye varırsanız varın, Türkiye'nin bir eserini görürsünüz. Bundan ciddi manada rahatsızlar. Kim rahatsız? Efendiler rahatsız. Kim rahatsız? Bu efendilere hizmet etmeyi zevk bilen köpekleri rahatsız. Şimdi bunlar rahatsız diye biz vaz mı geçeceğiz iddiamızdan? Biz vaz mı geçeceğiz davamızdan? İyi günde varız. Sıkışınca yokuz. Bu yakışır mı? Bu yakışır mı? İyi günde ve kötü günde beraber ve bir olacağız diye yemin ederler evliliklerde. Başına ufak bir sıkıntı gelince ben yokum diyor. Şimdi bu sözü söyleyenden
Vicdan var mıdır? Ahlak var mıdır? Ahde vefa var mıdır? Adamlık var mıdır? Ama öyle hasretli insanlar var ki biliyoruz. Yeminine sadık. Ölümüne sadık. Emperyalistler bir kur mücadelesi başlattılar. Amerika kendi maddi imkanlarını şimdi silah olarak kullanıyor. Türkiye'yi dize getireceğini, el ete öptüreceğini düşünerek bize karşı bir ekonomik savaş başladı. Arkadaşlar, Türkiye bugüne kadar çok savaş kazandı. Ama istiklalinden ödün vermedi. Çünkü biz daha dün atın dışkısındaki arpa tanelerini yiyerek mücadeleye devam eden bir esnafın, bir ecdadın ahmadıyız, torunlarıyız. Böyle ekonomik savaşlar bu millete sökmez. Ekmek önemlidir. Ama istiklal daha önemlidir. Bağımsızlık daha önemlidir. Özgürlük daha önemlidir. Şahsiyet daha önemlidir. Adamlık daha önemlidir. Biz bunu da biliyoruz. Bu topraklardaki yaşam tecrübemiz bize bunları öğretti. Fazlasıyla öğretti. Teslim olsaydık yedi düvel bu toprakları dört bir taraftan işgal ettiği günlerde teslim olurduk. Sivas Kongresi'nde Amerika mandasını kabul ederdik. Erzurum Kongresi'nde, Ardahan Kongresi'nde teslim bayrağı çekerdik. Fakr-ı zaruret içerisinde dahi teslim bayrağı çekmemişse bir millet, siz onların çocuklarına öyle kurmur savaşlarıyla ders veremezsiniz. Diz çöktüremezsiniz. O yüzden biz bin bir başlı kartalı taşımak zorunda kalan kanarya olmaya razıyız. Bu kanarya kutlu bir kanaryadır. Bin bir başlı kartalı taşıyorsa bir kanarya, Allah'ın lütfunun, rahmetinin, bereketinin kuşattığı bir kanarya olduğu açık. Şimdi yerel seçimlerde bir takım kurgular yapılıyor. Değerli arkadaşlar, Ardahan'a biraz önce belediye başkanımız eski ve yeni bazı fotoğraflar paylaştı. Bu eski ve yeni fotoğraflar sadece Ardahan'a has paylaşımlar değil. Bütün Türkiye böyleydi. Nereden aldık, nereye getirdik? Zaman zaman diyorum, Ardahan bir köy, kötü bir köydü demiyorum. Pardon, Ardahan bir köydü demiyorum. Ardahan çok kötü bir köydü diyorum. Ardahan çok kötü bir köydü. Şehir hüviyetinden eser kalmamıştı. 77'de burada orta bir öğrenciyken o zaman daha mamurdu Ardahan. Sağ sol çatışmaları, PKK terörünü kaçırdığı insanlar, göç Ardahan'ı çok kötü bir köye dönüştürmüştü. Şimdi Ardahan çok hızlı bir şekilde şehir hüviyeti kazanıyor. Şehir kimliğine ulaştı. Şimdi bu trend ya devam edecek ya duraklayıp bir süre sonra da baş aşağı inecek. Ya CHP, siz İzmir'i, Ege'nin incisi İzmir'ini, İzmir'i ne hale getirdiniz ki Ardahan'a talipsiniz? İzmir gibi dünyanın incisi olan bir şehri gidin ne hale getirdiniz? Ne hale dönüştürdünüz? Ankara'nın Çankaya'sına ne yaptınız ki siz Ardahan'a ne yapacaksınız? HDP'nin hali pir melali ortada. HDP'nin yapacağı tek şey var. İşte bütün altyapısı tamamlamış Ardahan'ın doğal gazının geçtiği caddelere, sokaklara dinamit koymak. Çukur kazmak. Barut kokusuna mağlul hale getirmek.
Yapmadılar mı? Aa, dün yaptılar. Dağdan talimat gelince burada da yapacaklar. HDP kendisini kurtarmak zorunda olan bir parti. Açın İmralı notlarını okuyun arkadaşlar. Bir önceki yerel seçimlerden bir hafta sonra İdris Balıken ile Pervin Buldan adaya gidiyorlar. Öcalan soruyor bunları. Nereleri kazandık, nereleri kaybettik? Bunlar da sayıyorlar. Falanca yerleri kaybettik. Niye kaybettiniz? Efendim adayları demek ki halk beğenmedi. Peki diyor, adayları kim belirledi? Parti meclisi belirlemedi mi? Hayır efendim diyor, dağdan geldi liste. İtiraf. Şimdi arkadaşlar, 2000 nüfuslu bir beldenin belediye başkanını dağ belirliyorsa milletvekillerini kim belirliyor? Büyükşehirlerin belediye başkanlarını kim belirliyor? Hani halkın özgür iradesinden dem vurup duruyorsunuz? Yarın dağdan talimat geldiği zaman Ardahan'ın ne hale getireceklerini biz tahmin edemiyor muyuz? Sur'u ne hale getirdilerse, Cizre'yi ne hale getirdilerse burayı da o hale getirecekler. Niye? Çünkü bunların akılları kendi başlarında değil. Vicdanları kendi yüreklerinde değil. Bunlar biraz önce söylediğim gibi bu ülkeye 15 Temmuz darbesini kim yaptırdıysa, hangi beyaz efendilerine hizmet etmekten zevk alan köpekler yaptılarsa bunlar da aynı efendilerin köpekleri. Bunların Kürt halkının sorunlarıyla uzaktan yakından alakaları yok. Hangi Kürt'ün ayağını çamurdan kurtardılar? Hangi Kürt'ü cehaletten kurtarıp okullara kavuşturdular? Hangi Kürt'ün sokaklarına asfalt döktüler? Hangi Kürt'ün evine huzur getirdiler? Hangi Kürt'ün çocuğunu, kendi çocuklarını Türkiye'nin değil dünyanın en kaliteli kolejlerinde okutanlar, Kürt çocuklarını dağa, ölüme, ölüm tarlalarına süren, bu adamlarda vicdan yok, ahlak yok, edep yok, haya yok. Bunu artık görmemiz lazım. Bunlar Kürtler adına savaşmıyorlar. Bunlar efendilerine hizmet etmekten zevk alan köpek olmayı tercih ettiler. Çünkü bunlar ortaya çıktığı günden beri 40 yıldır Kürtler ne adam gibi bir ticaret yapabildiler, ne adam gibi bir hayvancılık yapabildiler, ne adam gibi bir siyaset yapabildiler, ne adam gibi kültürel etkinliklerde bulunabildiler. Diyarbakır'da ne şairler çıktı, ne edebiyatçılar çıktı. Bugün bir şey yok. Niye? Çünkü siz beyaz efendilerinize hizmet etmekten zevk almaya devam ederseniz, Yusuf İslam'ın dediği gibi olacak. Ağıtlar Türkçe, Kürtçe, Arapça, zafer marşları İngilizce, Fransızca, Almanca bulacak. Bunu artık etrafımıza anlatmak zorundayız arkadaşlar. Bu bir vatan borcu. Biz bu ülkede AK Parti olarak hedefimiz doğru, niyetimiz sahih. Zaman zaman yanlışlıklarımız olabilir mi? Olabilir. Aksaklıklar olabilir mi? Olabilir. Kişisel yerel bazı yanlışlıklar, şikayetler olabilir mi? Olabilir, eyvallah. Ama hedefimizden sapmıyoruz. Hedefimizden sapmayacağız. Niyetimizden ödün vermeyeceğiz. AK Parti'nin hedefi doğrudur. Biz bu ülkenin vahdetine ve ittihadına olabildiğince önem veriyoruz. Bugün tabanda Kürtlerin oyuna talip olan CHP'nin Kürt sorununun mimarı olduğunu duymayan, bilmeyen Allah'ın kulu kalmamıştır. Özellikle Kürt kardeşlerime buradan sesleniyorum. Senin dilini yasaklayan CHP'dir. Sana Dağ Türk'ü,
kendisini Kürt zanneden Türkler diyen, seni asimile eden, seni ekmeğe, bilgiye muhtaç eden CHP'dir. Kim ki Kürttüm diyorsa yüzüne tükürün diyen CHP'nin bakanıdır. 1923'ten sonra meclis sabıtlarını bir inceleyin. Ardahan, Ardahan duysun sesimi. Halit Paşa'yı meclis koridorlarında şehit eden CHP'dir. Onun hakkını savunduğu için birinci dönem Ardahan mebusu Hilmi Efendi'yi aynı şekilde akşam alıp sabah namazından önce dar ağacına çekip idam eden CHP'dir. Ardahan'ı cezalandırmak için 1926'da il olmayı elinden alıp il olma hakkını onu ilçeye dönüştüren, düşüren CHP'dir. Neden dönüp tarihe bakmazsınız? Benim iki milletvekilimi öldüreceksin. Halit Paşa gibi bir kahramanı, Garbi Anadolu'yu yakıp yıkan 11. Yunan tümenini tüm generaliyle birlikte esir alıp getirip tümeniyle teslim eden Halit Paşa'yı mecliste öldüreceksin, vuracaksın, yaralı hale getireceksin. Doktora dahi götürmeyeceksin. 5 gün mabeyin odasına kapatıp kan kaybından öldüreceksin. Sonra gelip Ardahan'dan o isteyeceksin. Bir millete de izzet olmalıdır. Bir millete de haysiyet olmalıdır. Bir ilde de olmalıdır. Beni cezalandırdın. Mebuslarımı öldürdün. İl olma hürriyetimi elimden alıp ilçe düşürdün. Hangi yüzle gelip Ardahanlı'dan o isteyeceksin? Soruyorum. İzmir'e ne yaptın? Çankaya ne yaptın? Ardahan'a ne yapacaksın? Ufak tefek şikayetlerle, sıkıntılarla AK Parti'nin belediye başkanlarını yıpratmanın bir anlamı yok arkadaşlar. O yüzden bütün bunları sahaya düşüp anlatacağız. Zaman zaman söylüyorum. Burada da tekrarlıyorum. İzmir Çankaya yine CHP'ye oy versin. Onun o lüksü var. Onların bir eli yağda, bir eli balda. Onlar beyaz efendiler, beyaz Türkler. Ama gariban Ardahan'ın muhalefete oy verme lüksü yok arkadaşlar, yok. Şimdi Faruk Başkan'a sorsam, bütün bu yatırımlar, hizmetler sana gelen düzenli paralarla mı yaptı? Personel giderlerine yetmezdi. Biz bir geleneğin varisleriyiz. Tekkeden süt çıkaran bir inancımız, bir imanımız, bir kararlarımız var. Bizim memleket aşkımızdır bunları yaptıran. Aşk ile çalışan yorulmaz diyor ya Cumhurbaşkanımız. Doğrudur. Tayyip Erdoğan kadar yeryüzünü defalarca karış karış dolaşmış başka bir devlet başkanı gördünüz mü, duydunuz mu? Siz Ahmet Necdet Sezer'in buraya geldiğini gördünüz mü? Odasından çıkmıyor. Kim geldi buraya? Değerli arkadaşlar, aklımızı başımıza toplayalım ve vicdanımızın sesini iyice açalım. Bizim de kulağımız duysun, karşıdaki de duysun. 16 yıldır kutlu bir yolculuğumuz var. Bakın Ardahan'da bugüne kadar il başkanlığı yapmış arkadaşlarımız var, belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımız var, il genel meclisliği yapmış arkadaşlarımız var, vekillik yapmış arkadaşlarımız vardır. Hiçbirimizin adı yolsuzlukla, hırsızlıkla, arsızlıkla anılmadı. Biz genel kurulda kimin neler yaptığını da çok iyi biliyoruz. Hangi masaların başında memleket kurtarmaya efendim bir takım projeler hazırladıklarını da biliyoruz. Bunların akılları başında değil mi? Saat 1'e kadar biz düşünür tartışır konuşurken onlar başka zevk-i sefa alemlerinde dalmış gidiyorlar. Bu memleketi biz onlara teslim edemeyiz.
İnanarak söylüyorum. İmanıma yemin ederek söylüyorum. Bu memleketi naehil ellere teslim etmek en büyük vebalimiz olur. En büyük suçumuz, en büyük günahımız o olur. Bu memleketi ehil olmayan ellere teslim etmek kadar bu memlekete kötülük olamaz. Faruk Başkan'dan şikayetçi olabilirsiniz, benden şikayetçi olabilirsiniz. Ama bu davanın hedefinden sapma hakkımız yok. Bakın, çok uzattığımı biliyorum. Sena Galli bir milletvekili. Diyor ki 15 Temmuz gecesi ben köyümdeydim, tatildeydim diyor. Camiye gidiyorum, yatsı namazında genellikle insanlar camiyi tıka basa dolduruyorlar. Yatsı namazına gitmiş kimse yok. Allah Allah diyor, millet nereye gitmiş diyor. Evime gittim diyor. Biraz kafayı dinleyeyim diye ne televizyon izliyorum ne haberlere bakıyorum diyor. Sabah namazına geldim. Cami tıka basa dolu ama herkes uykusuz gözler. Dedim ki ya siz yatsıda yoktunuz. Sabah namazında camiyi doldurmuştunuz ama ne haliniz, hiçbiriniz uyumamışsınız falan. Ya vekilim dediler, sen duymadın mı ya? Türkiye'de neler oluyor? Ne oldu Türkiye'de? Bir darbe oldu diyor. Biz sabaha kadar Türkiye'ye dua ettik. Gazze dua etti sabaha kadar. Senegal, Mali dua etti. Arakan dua etti. Somali dua etti arkadaşlar. Bu mazlumların umudu var sırtımızda. Binbir Barışçı Kartal'ın birisi o umuttur. Onların umuduna biz kül basamayız. Dünyada adaleti savunan vicdandır Türkiye, bakın. Dünyada hakkı tutup kaldıran eldir Türkiye. Daha da İdlib'de 4 milyon sivil yaşıyor. Türkiye'nin çabası olmasaydı Soçi'de, Cenevre'de, İstanbul'da Esed ve Rusya 4 milyon insanı katledecekti, yok edecekti. Kimyasallar kullanacaktı. Bir düşünün onu. Dün de İstanbul'da zirve vardı bakın. Türkiye artık emperyalistlerin kendisine verdiği rolü oynamıyor. Oyunu kendisi kuruyor, rolünü kendisi oynuyor. Burada bu rolü ben oynayacağım diyor. Çünkü bunun yükü benim sırtımda diyor. Çünkü benim komşum diyor. Çünkü benim din kardeşim diyor. Sen 10 bin kilometre ötelerden geleceksin. Burada müdahale etme, operasyon yapma hakkını göreceksin kendinde. Daha dün Halep benimdi, Şam benimdi. Suriye benimdi. Irak, Musul, Kerkük, Bağdat benimdi. Oradaki insanlar hala benim insanım. Bu hakkı bana vermeyeceksin. İşte arkadaşlar, bunları sadece lafla söylemedik. Savunma sanayisinde yerli üretimi %54'lere kadar çıkaran bir iktidarız. Bundan dolayı biz İdlib'de de diğer yerlerde de insanca operasyonlar yaptık. İnsanca operasyonlar yaptık. Bizim girdiğimiz şehirler olduğu gibi yerinde duruyor. Ama diğer güçlerin girdiği şehirlere bakın. Taş taş üstünde bırakılmış. O yüzden değerli arkadaşlar, yerel seçimlere gidiyoruz. Bu seçim sadece Ardahan Belediye Başkanı'nın seçimi değil. Ufuklarını çizmeye çalıştığım büyük bir davanın seçimidir. Biz başımızı sadece Ardahan kumuna gömerek karar veremeyiz. Bu vicdansızlık olur. Bu akılsızlık olur. Biz bütün gözlerimizi dört açarak bütün dünyaya, dünyadaki gelişmeleri düşünerek oy vermek zorundayız. Türkiye, Türkiye'den büyüktür arkadaşlar. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Ödevleri itibariyle büyüktür. İtibarı itibariyle büyüktür. Değeri itibariyle büyüktür. Sorumlulukları itibariyle büyüktür. Vicdanı itibariyle büyüktür.
kendisinden daha büyük bir ülkenin vatandaşlarıyız. Birlik ve birliğe ihtiyacımız vardır. Biz kardeşiz. Hiçbir kardeşin bir başka kardeşini horlaması, aşağılanması doğru değil. Dinen cürüm, hukuken suç, ahlaken ayıptır. Saflarımızı sıklaştıracağız. Birbirimize daha samimi bir şekilde musafaha yapacağız. Kucaklaşacağız. Birileri aramıza ayrılık gayrılık sen ben davası tohumları ekebilir. Biz yüreğimizde onu söndürmek zorundayız. Arnavutlar ayrılmakta azap buldular. Araplar ayrılmakta azap buldular. Yunanlar, Bulgarlar ayrıldıklarına sevinmediler. 100 yıl sonraki hatırlarına okuyun. Lime lime doğruyorlar bizi bakın. Bu topraklarda biz Arapların, Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin, Boşnakların, velhasıl anasır İslam'ın tek bir yürek, tek bir bilek olma zorunluluğu vardır. Zorunluluk bu, mecburiyet. Ben sana mecburum, sen de bana mecbursun. Biz bu topraklarda böyle yaşadık. 1071 ruhu devam ediyor. 1071'de Sultan Alparslan Kürtler Kürt emirleriyle beraber başardı. Selahaddin Eyyubi Nurettin Zengi ile beraber Kudüs'ü yeniden fethetti. 1517'de Yavuz Sultan Selim Safevi emperyalizmini İdrisi Bitlisi ile beraber başardı. Bütün bu tarihi tecrübeler ışığında emperyalizm bizi şunu gördü. Bunları ayıralım. Bir milliyetçilik dalgası yarattılar. O dalga karşıt milliyetçilik yarattı. İki milliyetçilik, karşıt milliyetçilik sürtüşüyor. Ortada zayıflayan bizim vahdetimiz, birliğimiz, kardeşliğimiz oluyor. Buna ne Türkler, ne de Kürtler, ne Araplar, ne Lazlar, ne de Çerkezler asla müsaade etmemeliler. Olası bir başarı durumunda, onların başarısı durumunda bu topraklar Kürt'e de cehennem olur, Türk'e de cehennem olur, Araba da Laz'a da cehennem olur. Cehennem olduğu gibi Balkanlardan, Kafkasya'dan, Orta Doğu'dan buraya umut bağlamış insanların umutlarına köz eker. Ne olursunuz, bir geriye dönük 100 yılımızı bir okuyalım. 1913'teki Akif'in şu şiirini satır satır bir okuyalım, üzerinde düşünelim ki rahmetli Akif ne kadar da doğru, ne kadar da ferasetli ve basiretli sözler söylemiş. Ama Akif biliyorsunuz 24'ten sonra bu ülkeyi terk etti. Vatansız, harumansız bir serseriyim öz diyarımda dedi. 10 yılını gurbette hastalığa yakalanarak can verdi. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Değerli arkadaşlar, son uzattım, özür diliyorum. Bir seçime gidiyoruz. Genel merkezimiz kimi adayı gösterirse göstersin. Dava erinin ahlakı partim göstermişse ben partimin yanındayım, partimin adayının yanındayım. Gece gündüz ona çalışacağım. Birçok aday adayımız olabilir. Bazı kardeşlerimiz o an için uygun görmemiş olabilir. Çünkü siyaset birçok dengeyi gözeten bir şeydir. Aday olmayan arkadaşlarımızın kötülüğünden, yetersizliğinden değil. Belki farklı dengelerden dolayı öyle bir karar verilmiştir. Varsayalım ki isabetsiz bir karar vermiş genel merkezimiz. Olabilir mi? Olabilir. Vahile iş yapmıyorlar neticede. İnsandır, beşerdir, şaşar. Bunu bahane ederek düşmanın değirmenine su taşımak yakışır mı bize? Yakışır mı? Yakışıyorsa söyleyeyim. Bizim memleket meselemiz varsa Ali'ye, Veli'ye, Hasan'a, Hüseyin'e bakmayacağız. Ben Faruk Başkan'ın yüzüne de söyledim. Faruk Başkan'ım, ben seni seviyorum. Ama bilesin ki Ardahan'ı senden fazla seviyorum. Ben Ardahan'ı riske edemem seni.
Allah için çalışkansın, başarılısın, dürüstsün, temizsin. Ama eğer Faruk Başkan halk yeter diyorsa bir komutan elbisesini çıkaracaksın, nefer elbisesi giyeceksin, bu davaya hizmete devam edeceksin. Bizim şahıslarla ilgili bir şahsı yüceltmek, bir şahsa bir takım makamlar, yetkiler devretmek diye bir davamız yok arkadaşlar. Bizim davamız memleket davasıdır. Bu memleket AK Parti iktidarından şaşarsa Allah korusun, 2009'dan bugüne kadar getirdiğimiz trend baş aşağı gitmek zorundadır. Örnek mi? İspat mı? Kim? CHP'nin yönettiği belediyelere bakın. HDP'nin yönettiği belediyelere bakın. Bir de AK Parti'nin yönettiği belediyelere bakın. Vicdanınız da açıksa zaten gereken şey size söylenir. Bu garip memleketi, bu yoksul memleketi yol bulmuşken, şaha kalkmışken ne olursunuz yarı yolda bırakın. Biliyorsunuz Ardahan kişi başına kamu yatırımı alan iller sıralamasında değerli koordinatörüm, Deriner Barajı'nı çıkarırsan Artvin 1'di biz 2'ydik. Deriner Barajı'nı çıkarırsan 1. sıradayız. Ne istediysek aldık. Bütün bakanlarımızdan, başbakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan Cenab-ı Allah razı olsun. Ilgar Dağı'nın tüneline karar verilirken ekonomik hesaplar yapılmadı. Günde şu kadar araç geçiyor kardeşim, bu kadar araç için ben oraya bu kadar para yatıramam demedim. Doğal gaz getirilirken Ardahan'da şu kadar abone var. Bizzat Kargaz'ın sahibi ikimize söyledi. 60 yılda ben bu parayı geri alamam dedi. Cumhurbaşkanımız telefon açtı. Yaptı, şimdi göleyi nasip olursa hazırlıyoruz. Şimdi Ardahan'ın her tarafı güzelliklerle donatılmış. Kur'an eri ya, Kur'an erinin bir tarafı hayvan pazarıydı. Bir tarafı açık pazardı. Bir tarafı askeri kışlaydı. Şehirle nehir sır sırta vermiş, yüz yüze bakamıyordu. Şehirde oturanlar dönüp nehri görmek istemiyorlardı. Çünkü mebzelelik bir yerdi. Nehirle şehri buluşturduk. Ardahan'la artık Kur'an'ın üzerinde oturup Kur'an'ın nazenin akışını izleme zevkine vardı. Bunlar kolay olmadı. Yiğidi öldürün arkadaşlar. Ama hakkını yemeyin. Halk bizatında yiğidi öldürmek kötü bir şey. Bir yiğit bulmuşsanız öldürmeyin. Sahip çıkın. Es kaza öldürdünüz. Ama hakkını yemeyin. Bu kadar da namertlik olmaz. Belediyelerimiz çalıştı. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Değişen olur olmaz bilmiyorum. Belki bu son toplantı olabilir. Ben şahsım adına bütün teşkilatlarımız, bütün belediye başkanlarımız, emeklilerine binlerce kez teşekkür ediyorum. Memlekette de çalıştılar. Kosof'ta çalıştı, Çıldır'da çalıştı. Ardahan'da çalıştı, Göle'de çalıştı. Ellerinden geleni yaptıklarının şahidi. Ankara'da nasıl koştuklarının şahidi. İnşallah bundan sonra kendileri veya yerlerine gelecek arkadaşlarımız bu çıtayı biraz daha yükseklere çıkarırlar. Ama o zafer sizin kutlu çabalarınızla mümkün olacak. Kapı kapı dolaşmak, bunları anlatmak, şehrin geleceğini kurgulamak, insanları bu manada bilinçlerine uyandırmak bizim görevimiz. Teşkilatların görevi, AK Parti'ye gönül vermiş insanlarımızın görevi. Biliyoruz, çok sık sık seçimler yaptı. Ama her defasında Ardahan çıtasını yükseltti. 24 Haziran'da oyunu artıran iller içerisinde en önemli yer Ardahan'ındır. Şehir merkezinde bizden sonra gelen parti 600 oy fark attık.
İşimiz kolay aslında. Kolay diye yatmayacağız ama. Rehavete düşmeyeceğiz. Dolayısıyla şartlarımız 2014'e göre çok daha iyi. 2014'ten bu yana anlatacağımız çok daha fazla hikaye var. 2014'ün Ardahan fotoğrafları ile 19'un Ardahan fotoğrafı arasında çok ciddi manada fark var. Sıkıldınız biliyorum, teşekkür ederim. Çok sağ olun, Allah'a emanet olun. Sayın Milletvekili Yetkili Profesör Doktor